aslında bir sonraki ve son noktamız olacak. Şimdi burada gördüğünüz memeli hayvanlarda beynin evrimsel arşivlerinde gösterilmesi. Şu sağ üst köşede gördüğünüz insanın beyni. Solda gördüğünüz bir beyin, file ait bir beyin. Ve sağ alt köşede işte balinaların beyinleri var ve çeşit çeşit beyin var. Hepsi aslında temel bir mimariyi örnek alıyor. Sadece belli kısımları birleşmiş, evrimsel geçmişlerine göre belli kısımları küçülmüş, parçaların birbiriyle ilişkisi zaman içerisinde değişmiş. İnsan beyninin evrimine odaklandığımızda son 10 milyon yıldan günümüze gelirken inanılmaz bir eksponansiyel artış olduğunu görüyoruz. Bu tabii çok uzun bir konu, burada detaylarına gelmeyeceğim ama kesinlikle geliştirdiğimiz medeniyetle beyin büyüklüğümüzün vücudumuza göre oranının artması arasında bir ilişki var. Yani bizim balinanın, bir mavi balinanın beyni tabii ki bizimkinden daha büyük. Ama mavi balinanın bedeni de bizden daha büyük. Dolayısıyla vücuda göre beynin büyüklüğüne baktığımızda insanın gerçekten de en iri beyne sahip olduğunu görüyoruz vücut büyüklüğüne bağlı olarak. Ve bu büyüklükte özellikle son işte 3-4 milyon yıldan önce başlayarak ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Şimdi, burada aslında düşünmenizi istediğim şey şu. Biz makinalar, bizim şu anda olduğumuz noktada sahip olduğumuz mimarinin ufacık bir kısmını biliyoruz. Ne gördük? Beynin şekilsizliklerine baktık. Birbirine bağlanan nöronlar olduğunu gördük. Makinalara verildi. Bunlar da böyle öğrensin kardeşim. Biz de çalıştık, onlar da çalışır gibi bir mantıkla yaptık bunu. İyi de makinalar silikon bazlı cihazlar dedi ya yine karışık. İnorganik canlılar olma yolunda giden varlıklar. Biz organik karbon temelli yaşıyoruz. Beynimizin işte sadece kendi türümüz içerisinde milyonlarca yıllık bir tarihi var. Beyin dediğimiz şeyin 100 milyonlarca yıllık bir tarihi var. Böyle tuz diye ortaya çıkmış bir makine değil beyin dediğimiz şey. Bilgisayar da bizim beynimizin bir ürünü. Ama asla beyni örnek olarak yapılmış bir şey değil veya insan vücudunu örnek olarak yapılmış bir şey değil. Bir bilgisayarın içini açarsanız hiç de insana benzemediğini göreceksiniz. Kalp yok, bağırsak yok, bir şey yok. Tamamen ayrı başka amaçlarla ortaya çıkardığımız bir araç aslında. Dolayısıyla burada 1990'larda şöyle bir fikir doğdu. Ya biz makinelere öğrenme bir yetisini verdik ama nasıl öğreneceklerini de verebilir miyiz? Yani kendi öğrenme stillerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir miyiz? Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak isteyecek olsak. Bizde nasıl çıktı? Evrimsel bir süreçte çıktı. Seçilim yoluyla, mutasyonlar yoluyla. En başarılının, ortamına en uyumlu olanların seçilmesiyle ortaya çıktı. Biz de makinaları böyle bir seçilime maruz bıraksak, acaba kendi zekaları evrimleşebilir miydi? Bu çok temel ve çok önemli bir soru. Ve buradan işte bırakın makineler öğrenebilir mi ve bizi yerimize düşünebilir mi sorusunu, makineler bizler gibi ve bütün canlılık gibi evrimleşebilir mi sorusunu sormaya başladık. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bu benim doktora konumdu. Zaten bilinen bir konu dediğim gibi 1990'lardan beri ama size bir örnek vermek istiyorum. Ve örneğimizde asıl temel olacağımız şey, makinelerin bir sonraki büyük devrimini sağlayacak şey onların evrimleşmesine izin vermek olabilir mi? Evet, şimdi yani şimdi bunu birçok şekilde yapabiliriz ama biz araştırmamızda çizgi izleyen robot denen çok basit bir model kullandık. Siz bulaşık makinelerini kullanabilirsiniz. Herhangi bir başka mekanizmayı da başka daha böyle insansı gözüken bir robot kullanabilirsiniz. Mesela NASA Curiosity gibi araçlarda evrimsel algoritma olarak kullandı. Yani sırf ortada bir robot olsun, bir beden olsun diye en basit bedenlerden biri olan çizgi izleyen robotları seçti. Bu lise öğrencilerinin de kullandığı basit bir robot sistemi. İşte gördüğünüz gibi bir yol var, yolun ortasında bir çizgi var, bir kısa trafikte olan ve o çizgiyi takip etmesi isteniyor robotları. Normalde mühendisler, insanlar bunu matematik kullanarak, kontrol teorisi dediğimiz mühendisliği, makine mühendisliği altında bir dal olarak, branş olarak, bu kontrol teorisinin bize söylediği analitik yöntemleri kullanarak bunu harika bir şekilde yapabiliyoruz. Yani bir robotun çizgiyi izleyebilmesi için evrimleşmesine gerek yok, biz onu yaptırabiliyoruz robotu. Ama evrimleşerek yapacak olsaydı bu yeteneği kazanabilir miydi acaba? Hani satranç öğrettik ya yapay zekayı, sanki satranç oynatamaz mıydık makineye? O
oynatabilirdik ama öğrenerek acaba satrancı sıfırdan öğrenip en iyisini gelebilir mi dedik ve makine devrimi, yapay zeka devrimi başladı. İşte aynı şekilde bu robotun bu çizgiyi takip etmesini biz ona çizgiyi takip etmeden yaptırtabilir miyiz diye sorduğumuzda evrimsel algoritmalar dediğimiz yeni bir yapay zeka sahasına, 90'lardan beri var olan bir yapay zeka sahasına gelmiş oluyoruz. Şimdi burada dediğim gibi çeşitli robotlar kullanılabilir. İşte bir tanka benzeyen robot kullanabilirsiniz. Farklı tasarımlar olabilir. Şu sağ alt köşedeki bizim laboratuvarda kendi ürettiğimiz robotlardan bir tanesi. Kaç tane yapmıştık ama özellikle bunun verim işleyebilmesi için belli sensörlere sahip olması gerekiyor. O çizginin orada olduğunu en azından görebilmesi lazım. Çünkü o özelliğin ortaya çıkacağı bir araç istiyoruz. Ve buna da geleceğim. Aslında bu noktadan başlamak zorunda değiliz. Sensörlerin de kendiliğinden evrimleştirebilir bir sistem yapabiliriz. Ama belli bir başlangıç noktamız olması gerekiyordu. Bu noktayı sensörlerin olduğu bir araç olarak kurguladık. İşte bunun bir beyliği var. Yani o öğrenmenin de gerçekleşebileceği bir çipi var. Ve bir sensör bağlamı var. O sensörlerimizin 8 tane sensörümüz var mesela bizim. 2 tane de kullanabilirsiniz, 18 tane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan bu robotumuzun çizgiyi izlemesi gerektiğini bilmiyor olması. Yani buna işte çizgi sağdaysa bak kardeşim sağa dön, soldaysa sola dön gibi bir komut vermemeniz bunu evrim yoluyla ortaya çıkabilir mi çıkamaz mı? Sorumuz bu. Bakın sol tarafta gerçek ürettiğimiz bir pisti görüyorsunuz. Yani gerçek robotumuz. Sağ tarafta da simülasyon. Şimdi düşüneceksiniz ya kardeşim robot nasıl evrimleşecek? Çünkü evrimden biraz anlayanlar bir popülasyon olması gerektiğini, işte bireylerin çiftleşmesi gerektiğini, onların yavruları olacak, belli bir çevreye maruz kalacaklar. Yani 100 tane robot mu üreteceksiniz böyle? Bunu yapan bir üniversiteler var MIT gibi. Biraz fazla paraları olması gerekiyor 100 tane robot üretebilmeleri için. Büyük üniversiteler o şekilde de yapabiliyorlar. Biz bunu aynı robotun bir dijital kopyasını yapıp o dijital kopyaları evrimleştirip sonra en iyi evrimleşen ürünü tekrar gerçek hayatta test etme yoluyla yaptık. Böyle bir hem maliyet düşüyor hem de simülasyonda çok daha hızlı atlayabiliyor evrimsel nesiller. Tıpkı mesela evrim araştırmalarında bakterilerin virüslerin kullanılması gibi. Keşke insanları kullanabilse ama 30 yılda bir ürediği için yine silahladığı için kullanamıyoruz ve etkin nedenlerle. Ama bakteriler 20 dakikada bir üredikleri için evrimi çok daha hızlı görebiliyoruz onlardan mesela. Dolayısıyla bir simülasyonu ürettik bunu. İlerleyelim. Ve bakın yukarıda yuvarlak robot gövdemiz var. O kırmızı çizgi şeklinde gördüğünüzde zoom yaparsak da o az önce gösterdiğim 8 sensörün nasıl dağıldığını görüyorsunuz çizgi üzerinde. Ve bakın burada ilginç olan şey şu, yine evrimden anlayan insanlar hemen düşünecekler. Yani genler falan olmalı evrimin olabilmesi için değil mi? İşte, mutasyon olacak, işte yavruya bir şey aktarılacak. Gerçekten evrimsel algoritmalarda genlerimiz var, kromosomlarımız var. Bu tabii ki yazılım karşılığı bunlara. Ama bu bizim genlerimiz. Nasıl ki insan genleri işte saçınızın rengini, boyunuzun uzunluğunu gibi belli hastalıklara yatkınlığınızı belirliyorsa bizde de genler belli bir sensörün motorlara hangi bilgiyi, ne kadar güç getirmesi gerektiği bilgisini kodluyor. Çünkü robot için önemli olan şey yok. Bizim için önemli olan saç rengimiz, hayatta kalma becerimiz vesaire. Robot için önemli olan da ben bu çizgi bir şey gördüğümde buna nasıl davranmalıyım, nasıl bir davranış sergilemeliyim? Ama ona söylemiyoruz ki şu sensörün şunu gördüğünde şunu yap. Sadece ona rastgele genler veriyoruz ve o genlerdeki sayı bilgisine bağlı olarak sağ taraftaki tekerleğe ve sol taraftaki tekerleğe bir güç bilgisi getiriyor. Mesela sağdaki tekerleğe daha hızlı dön derse bu genler, o zaman robot ister istemez sola doğru dönüyor. Çünkü sağ taraf daha hızlı döndüğü için robot da sola doğru gitmeye gidiyor. Sol taraf daha hızlı dönerse, sol eksi geriye doğru dönerse robot da geri gidiyor mesela. Ve bunu belirleyen bu genler, sensörlerle motoru ilişkilendiren genlerimiz. Devam edelim. Şimdi, pardon, geri gelelim. Şimdi burada bence bilimdeki en muhteşem düşüncelerden, fikirlerden biri olan bir konu karşımıza çıkıyor. Tasarım uzayı. Tasarım uzayı, eğer ki bu konuyu tam olarak anlayabilirseniz, canlılıktan cansızlığa, mühendislikten bütün evrimsel olgunluklara kadar her şeyi anlayabileceğiniz müthiş bir fikir. Bu fikirde söylenen şey şu. 3 tane eksenimiz var. X ekseni, Y ekseni, bir de dikey de Z ekseni. X ve Y eksenlerimiz, yataydaki eksenlerimiz bir robotun, bir canlının, bir diş
fırçasının, bir çamaşır makinesinin, artık o sisteminiz, o tasarımınız her neye aitse, bu ister canlı olur, bir asteroidse çatı olabilir ve kütlesi olabilir mesela. Yani bu sistemi tanımlayan iki tane, üç tane, beş tane parçanız olsun. Şimdi ben burada üç boyutlu gösteriyorum. Çünkü 8 boyutlu, 18 boyutlu bir şeyi iki boyutlu bir ekranda göstermen size çok zor. Tek gösterebildiğim şey üç boyutlu, en fazla gösterebildiğim. Dolayısıyla üç boyutlu gösteriyorum. Mesela atıyorum boy ve kilo olsun. X ve Y eksenleriniz. Z ekseniniz ise, yani şeyde gördüğünüz o çıkıntılara, tümseklere ve limitlere neden olan kısmınızsa, o boy ve kiloya bağlı olarak hayatta kalma başarısı olsun. O bireyin bulunduğu çevre. Tabii ki çevre değiştikçe bu sistemde daha farklı bir şekle sahip oluyor. Ve en yüksekte bulunanlar, yani tepelerde bulunanlar daha çok hayatta kalma başarısına sahip olsunlar. Çukurlardakiler ise daha düşük uyum başarısına. Buna bu arada uyum başarısı diyoruz. Yine evrensel biyolojiden anlayanlar bunun ona karşılık geldiğini fark etmişlerdir. Fitness diyoruz. Şimdi burada soru şu ki, bu tasarım uzayının neye benzediğini biz önceden bilemiyoruz. Eğer iyi olsaydı, değil mi? Bir tasarımın hangi kombinasyonlarının en başarılı olduğunu halihazırda bilebiliyor olsaydı, çat diye onu üretirdik, biter gider. Zaten ben size bugüne kadar yapmaya çalıştığım şey o. En iyi tasarımı bir ürün için, bir çamaşır makinesi veya diş fırçası için en iyi tasarımı bulalım ve onu yapalım. Ama nasıl bulacaksın? Genellikle bu tarihsel deneme yanılma yoluyla oluyor. Tarih boyunca deniyoruz, piyasaya sunuyoruz, başarısız oluyor. Tekrar bırakıyoruz, bu şekilde ilerliyor. Yani bu kadar ilerliyorsa ilerleme. Ama biz bunu simülasyonda nasıl yaparız diye sorduğumuzda bu tasarım uzayını bilmiyoruz. Dolayısıyla onu yeterince iyi kapsayan bir yaklaşım geliştirebilir miyiz diye soruyoruz ve şunu ilerletebilirsem. Şimdi burada eğer ki bütün olasılığı küçük uzaylarda, bu arada gerçek isimleri, dağılım, bunlar çok daha karmaşık, bu tümsekler çok basit bir örnek göstereyim size. 147 trilyon yıl boyunca deneme yanılma yapmamız gerekiyor. Eğer hepsini şöyle bir şekilde deniyor olsaydı, hepsini rastgele bir şekilde deniyor olsaydı, tüm kombinasyonu. Yani şöyle düşünün, evrenin yaşı 13.8 milyar yıl, dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl. Dolayısıyla imkanı yok bunu. Bu şekilde tek tek bütün olasılıkları denemez. Dolayısıyla evrimden ilham alıyoruz. Ne diyoruz? 10 tane birey üreteceğim. Bu 10 bireyi bu popülasyona dağıtayım, bu tasarımda yani rastgele bir şekilde 10 tane birey alayım. İlerleyelim. Bu bireyleri tamamen rastgele ürettiğim için ister istemez bazıları tepelere yapılıyor. Yani daha uyum başarısı yüksek oluyor. Bazıları çukurlara yapılıyor. Bu ister ürettiğim rastgele bireyleri gösteriyor. Bu bireyleri alayım, ondan sonra bunları test edeyim, simülasyon. Şimdi size bir örneği göstereceğim, test edeyim, sonucunu göstereceğim. Bakın, ne beklersiniz rastgele ürettiğiniz bir robotta, çizgi izleyen robotunuzu hatırlayın. Tabii ki salak saçma hareketler yapacaklar. Ve gördüğünüz gibi ilk baştaki neslinizdeki bireyler ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Çünkü biz onlara söylemiyoruz ki çizgiyi takip edeceksin kardeşimizden. Dolayısıyla oturdukları yerde dönenler var, buraya koymuyor ama bazıları geriye gidiyor mesela, çizgiden kaçanlar var. Hani bilmiyor çünkü ne yapması gerektiğini. Ama işte doğada da belli bir çevre değişimi olduğunda en uyumlu olanların seçilimi dediğimiz şey, zaten işte en doğru kombinasyona sahip olanların hayatta kalmasında kendi yavrularını vermesi. Buna dolayısıyla rastgeleliğin aptallığı diyebiliriz. Ama evrim bu ilk rastgelelikten ibaret değil işte. İkinci bir basamağı daha var. Ama o basamağı görebilmek için bir tane daha örnek göstereceğim. Bakın, bu örnekte oynarsak yine aynı birinci nesilden kalma bir, birinci nesilden alınan bir örnek bu. Ama oynatamıyorum. Daha şunu alayım, bu geriye. Bir geriye gelelim, bir daha kontrol edebiliyorsak. Şunu bir daha geri alalım. Bakın, bir tanesi bir lise öğrencisinin becerebileceğinin bile çok altında bir davranış sergiliyor. Ama diğerlerine nazaran o sahip olduğu gen kombinasyonu sayesinde çizgi üzerinde birazcık kalabiliyor.
Bu dolayanlı demek, uyum başarısı bir alçak yüksek diğerlerinden demek bu görev için. Bunları siz seçiyoruz, bunlar hayatta kalıyorlar. Bu hayatta kalanları tutup, başarısız olanları eliyoruz. Daha sonra hayatta kalanları birbirleriyle önce ister önce mutasyonu uğratıp birazcık değiştirebilirsiniz genlerini. Daha sonra bunları birbirleriyle çiftleştirerek, burada gösteremem ama bu hızlı geçiyor. Yavrular üretebiliyoruz ikisinin arasına kalan. Ve bakın 30. nesilde robotumuz, daha doğrusu robotumuzun simülasyonu çizgiyi takip edebilmeye başlıyor. Sadece 30 nesil içerisinde ve çok yavaş. İlginç bir şekilde önce çizgiyi takip etmiyor evrimde şu an. Burada bir öğrenme yok. Yani o gösterdiği moral anları kullanmıyoruz. Nesilleri kullanıyoruz. 80. nesilde hız kazanmaya başlıyor. Daha hızlı bir şekilde takip edebilmeye başlıyor. Bir, şimdi hepsini göstermeyeceğim. Normalde sonuna kadar gidebiliyor ama bir tane daha göstereyim. Burada da 120. nesil başka bir denememiz var. Robotları daha iyi, sensörleri daha küçük yaptığımız bir örnekten. Bu arada yapısının da değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani bedenlerini de evrimleştirebiliyorsunuz. Tıpkı doğada sadece genlerimiz veya genetik yapımız evrimleşmiyor. Fiziksel yapımız da evrimleşiyor. Bunu da yapabiliyoruz. Ve bu sayede robota biz hiçbir şekilde öğrenme becerisi vermeden sadece evrimsel algoritmaları kullanarak, evrimi doğada çalışma biçimini kullanarak zamanla uyum başarısını bakın soldaki deneysel bizim elde ettiğimiz sonuç sol alt köşedeki sağdaki doğal bir popülasyonda uyum başarısının değişimi. İkisinin de aynı tip bir grafiği takip ettiğine dikkat edin. Yani doğadan aldığımız evrimsel fikir robotlarda da birebir aynı şekilde çalışabiliyor. Ve buna bakarak biz evrimin dinamiklerini anlayabiliyoruz, mutasyonun önemini anlayabiliyoruz vesaire vesaire. Bakın burada o buna gerçeklik boşluğu deniyor. Simülasyonda bazı şeyleri atlıyorsunuz. Sürtünme olmayabiliyor. İşte ışık, ortamdaki ışığı modellemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçek hayattaki robotunuz bazen simülasyonda gördüğümüzde örtüşmeyebiliyor. Ama bu gerçeklik boşluğunu aşamadığımıza bakarak gerçek dünyada robotların nasıl evrimleştiğini de anlayabiliyoruz. Burada daha fazla uzatmamak adına toparlayayım. Özetle bizim düşündüğümüz, şu bulunduğumuz noktada, bu sahada öngördüğümüz şey şu. Biz robotlara öğrenme yetisini kazandırdık ama biz kendimize bakarak o öğrenme yetisini verdik. Bunun bir sonraki basamağı, kendi belki nöral ağ değil de başka bir sisteme ihtiyaçları olacak. Dolayısıyla o sistemin evrimleşebilmesini sağlayacak altyapıyı vermemiz lazım. Bunu verirsek ve robotları veya simülasyonlarını kendi hallerine bırakırsak bırakın işte veriden öğrenip de satranç oynamayı öğrenmeyi, satranç gibi bir şeyin var olduğunu kendiliğinden keşfedebilecek bir mimariye erişebilir yapay zeka. Ve bunu yaptığımızda kendi kendini programlayabilen, çünkü programlama diye bir şeyin var olduğunu, programlama yapabilenlerin avantajlı olduğu bir sistem ortaya çıkarabiliriz. Ve bunu yaptığımızda da o noktadan sonra sadece öğrenen robotlar değil, tıpkı bizim gibi evrimleşen bir organizma ortaya çıkacak. Ve bu yüzlerce nesil, binlerce nesil boyunca simülasyonlarda devam ettiğinde bizden çok daha zeki, belki şu anda hayal dahil edebileceğimiz kadar zeki bir organizmaya ulaşabiliriz. Bunun en büyük getirdiği korku bizim ilk etapta işlerimizi aldığımı, sonrasında da canımızı aldığımı. Ben bunun uzakta olduğunu düşünüyorum, çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Ama bu sistemlerin var olduğunu, bu sistemlerin şu anda araştırılmakta olduğunu, bunlara bağlı olarak bunların zorlukları da artar. Simülasyonda çok güçlü bilgisayarlar gerekiyor şu anda. Bilgisayar teknolojileri geliştikçe eskiden bir haftada evrimleşen sistemler 3 günde evrimleşmeye başlıyor. Bu 3 hafta bile bir düşünün. İnsan dediğimiz şeyin evriminden bahsederken milyonlarca yıldan söz ediyoruz. Bu robotların evriminden söz ederken birkaç haftadan bahsediyoruz, birkaç günden bahsediyoruz. Dolayısıyla inanılmaz hızlı evrimleşebilen araçlar yapabiliriz. Bunlardan haberdar olmak, bunların etik karşılıklarından haberdar olmak, insanlar olarak insanlara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu anlamak çok önemli. Ben biraz hani bir sonraki basamağın ne olabileceğini size göstermek istedim. Umuyorum başarılı olabilmişimdir. Şimdilik burada keseceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.